Herkese merhabalar, yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte Trendyol'dan satın aldığım Wanderlust marka diye geçen tripodlu ring light'ı inceleyeceğiz. Evet, şimdi hemen kutu açılımımızı yapalım. Hemen ring light'ımızı kutumuzdan çıkaralım. Hatta öncelikle şöyle bir kutusuna bakalım. Yani aslında kaliteli bir kutu olduğunu söyleyemeyiz. Bazı yerleri yırtılmış. Yani böyle bir dandik kutusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bana geldiğinde bunları şu şekilde bırakmışlardı. Aynen şu şekilde siyah bir poşetle sarmışlardı. Bantlamışlardı. Herhangi bir bunları koruyabilecek bir madde bulunmuyordu. Neyse ki buna rağmen ışığım kırılmadan elime ulaştı. Şimdi isterseniz şöyle kutusuna hemen yakından bakalım. 26 santim olduğu söyleniyor. Ring fill light diyor. Yüzük şeklinde bir ışık. Hemen direkt bunun kutu açılımını yapalım. Bu da tripodumuz. Bu burada bir kalsın. Bunu daha sonra açacağız. Şöyle bunu hemen birlikte bir açalım. Bakalım bizleri ne karşılayacak. Şöyle açıyorum. Bakın burada direkt ring light'ımız bizi karşılıyor. Tek bir poşet içerisinde yerleştirilmiş. Onun dışında kutunun içerisinde gördüğünüz üzere herhangi bir şey bulunmuyor. Kutumuzu bir kenara alacağız. Gelelim ring light'ımıza. Direkt böyle bir saydam ince bir poşet içerisinde bizi karşılıyor. Bunu şöyle çıkarayım. Poşetimi bir kenara alıyorum. Direkt ring light'ımızın içerisinde şöyle parçalar bulunuyor. Bu parçayı hemen size göstereyim. Bakın bu parça tripod ile ring light arasındaki bağlantıyı sağlayan bir parça. Bu burada bir kalsın. Bir diğeri ise telefonumuzu ring light'ımızın içerisine yerleştirebilmemiz için bir telefon tutacağı bulunuyor. Bakın bu şekilde. Bunu direkt ring light'ınızın içerisine yerleştiriyorsunuz. Şöyle bakın. Aslında bu telefonunuzu taşıyabilecek bir sertlikte bir yapısı bulunuyor bunun. Öncelikle buna bir bakalım. Bakın şöyle. Telefonunuzu buraya bıraktığınızda bu bile yamulmaz yani. Çünkü telefonunuzu taşıyabilecek bir güçte bulunuyor. Bu şekilde. Bu da telefonunuzun tutacağı. Evet, telefonumuzun tutacağına baktığımızda bakın burada telefonunuzu yerleştirebilmeniz için şöyle bir yaylı sistem bulunuyor. Selfie çubuklarımızda gördüğümüz sistemden şu şekilde açabiliyorsunuz. Bayağı da bütün telefonlar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde en son bu kadar açılıyor. Telefonunuzu bunun içine yerleştirerek telefonunuzu aslında burada güzel bir şekilde, sabit bir şekilde tutabilirsiniz. Ben bu tutacağını sevdim. Gerçekten güzel bir yapısı bulunuyor. Bu kısımda ise bunu yerleştiriyoruz. Şöyle nasıl yapıyoruz hemen size göstereyim. Bunu bu şekilde açıyoruz. Bir kapağı açar gibi. Bunu biraz açtıktan sonra bu bölmeyi hatta bir tam açayım. Bakın bu bölme buradaki top şeklinde olan bölmeyi yerleştireceksiniz buraya. Hatta ben size biraz bastırmanız gerekiyor. Tak diye yerine girdi. Daha sonrasında bu kapağı şöyle buradan geçiriyorum. Bunu bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Mesela diyelim ki ben bunun bu şekilde olmasını istiyorum mesela. Ya da yatay olmasını istiyorum. Dikey olmasını istiyorum. Yatay olmasını istiyorum. Böyle yaptıktan sonra bu kapak yardımıyla bunu sıkıştırabiliyorsunuz. Hemen şöyle sıkıştırayım. Tamamen sıkıştırdığınızda bu şekilde sabit kalıyor. Dönmüyor herhangi bir tarafa. Bu şekilde telefonunuzu ring light'ın içerisine yerleştirerek video kaydınızı ya da fotoğrafınızı alabilirsiniz. Şimdi gelelim ring light'ımızı göstermeye. Baktığımızda şöyle bir ring light. Bu cam değil aslında. Böyle nasıl diyeyim, ben bunun tam olarak maddesinin ismini bilmiyorum ama böyle plastik tarzında bir şey. Bu şekilde kaplamışlar. Arka tarafına baktığımızda burada da duvara asılabilmeniz için çivinin içine yerleştirebileceğiniz bir bölme bulunuyor. Buraya da telefonunuzun bu tutacağını buraya takıyorsunuz. Hemen alt kısmından da kablosu bu şekilde çıkıyor. Kablosunu isterseniz birlikte bir açalım. Bu kablosunun USB kısmını bilgisayarınızın USB girişine takarak kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınız yoksa da direkt böyle şarj adaptörünüze bu USB girişini takarak da bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yine bir priz görevi görüyor bu şarj adaptörünüz. Şimdi kablo uzunluğuna birlikte bir bakalım isterseniz. Şöyle bir tamamen bir açayım. Yani kablo uzunluğun yaklaşık olarak 1,5-2 metre uzunluğunda bir kablosu bulunuyor. Burada da bir kontrol kumandası bulunuyor. Buna dikkatlice bir bakalım. Bakalım hangi özellikleri bulunuyor. Hatta isterseniz bunu bir çalıştıralım sizlerle birlikte. Hem renk modlarını da birlikte anlık olarak görürüz. Evet, şarj adaptörümle ring light'ımı prize bağladım. Bağladığınızda bakın burada açma kapama tuşumun etrafında bir mavi ışık yanıyor. Şöyle buna bastığınızda ring light'ınız açılıyor gördüğünüz üzere. Bakın orta kısımda mod tuşu bulunuyor. Buna bastığınızda ışığınızın rengi 3 farklı kategoride değişiyor. Şöyle birlikte bakalım. İlkin beyaz ışık, daha sonrasında sarı ışık, daha sonrasında sarı ve beyaz arası karışık bir şey oluyor. Ilık bir renk veriyor bizlere. Bakın burada eksi ve artı olmak üzere tuşlar bulunuyor. Eksiye bastığınızda bunun seviyesi düşüyor. Parlaklığı azalıyor gördüğünüz üzere. Basıyorum. Şu anda en alt kısımdayım. Trendyol da ürünün fotoğrafına baktığımda 11 seviyeli bir parlaklığın olduğunu söylüyorlardı. Hep birlikte bir test edelim. Şu an en düşükteyim. Şu an seviye 1'de. Seviye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Aynen 10. 11'i göremedim. Yani 10 seviyelik bir parlaklığı bulunuyor. Buradaki eksi ve artı tuşlarıyla bu parlaklığı azaltıp arttırabiliyorsunuz. Evet, kontrol kumandamız şu anlık bu şekilde. Bu kontrol kumandasıyla ışığınızı güzelce yönetebiliyorsunuz. Şimdi gelin tripodumuza bir bakalım ve kurulumumuzu hep birlikte yapalım. Evet, hemen tripodumuzu da açalım. Şöyle bir kutu içerisinde geliyor. Şöyle buradan kutumuzu şöyle açalım. Tripodumuz bunun içerisinde bizleri karşılıyor. Şöyle kutumun içerisinde şu anda herhangi bir şey bulunmuyor. Bunu bir kenara alıyorum. Şöyle bu da aynı şekilde bir poşet içerisinde geliyor. Poşetimden şöyle çıkarıyorum. Evet, tripodumuz burada bizleri karşılıyor. Şu şekilde açabiliyorsunuz. Yani kamera açım şu anda dar. Tam gösteremeyebilirim. Şu şekilde açıyorum. Böyle. Ben bunu geniş açıyla da alacağım. Bu şimdilik bu şekilde kalsın. Bunu bu şekilde kapatmıyoruz. Tam bu şekilde kapanmıyor. Bu kısım en aşağıya geldiğinde kapanıyor. Farklı bir sistem yapılmış burada. Şöyle tam aşağıya. Ya da ben diğer tripodları tam görmemişim ama bunun kapanış şekli bu şekilde. Aşağıya doğru iniyor bu başlık. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Burada da 3 tane bölmemiz bulunuyor. Bakın burada sıkıştırabilmeniz için bir aparat bulunuyor. Bunu şöyle gevşettiğimde bu ilk kademimiz açıyor. İlk kademe bu şekilde. Bayağı uzun bir tripodu bulunuyor. Yani 2.10 metre uzunluğunda açılıyor. Bunu tamamen açtığınızda 2.10 metre uzunluğuna kadar gidebiliyor. Boyu gayet uzun gerçekten de. Bunu açtıktan sonra şu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Buradaki kısımdan. Bir diğerini de hemen gevşetelim. Bu da bu şekilde açılıyor. Buradan da hemen sıkıştıralım. Bunun boydan size geniş açılı göstermeye çalışacağım. Ondan sonra bu tripodunuzu da açtığınızda şöyle yani 3 tane parçadan oluşuyor. Şöyle baştan aşağıya bir sizlere göstereyim. Şu anda tripodumuzun bulunduğu yer burada. Bakın buradan başlayarak buraya gelene kadar bir bölme bulunuyor. Buradan başlayarak buraya gelene kadar bir bölme. Aynı şekilde buradan buraya gelene kadar bir bölme ve burada led ışığımız bulunuyor. Yani 3 bölmeden oluşan gayet güzel uzunluktaki bir tripodumuz bulunuyor. Bunları hemen şöyle bir tekrardan kapatayım. Bu arada bunları da şey yapabiliyorsunuz. Mesela gevşettiğinizde istediğiniz yöne döndürebiliyorsunuz ışığınızı. Evet. Şimdi aynı şekilde bu kısımda da sıkıştırmanız için bir bölme bulunuyor. Yani tripodunuzu açtığınızda buradan da sıkıştırabiliyorsunuz. Şu anda en küçük hali bu şekilde. Yani en küçük haline baktığımızda bu şekilde bir boyu bulunuyor. Şimdi gelelim bunun kurulumu nasıl olacak? Ve bu şekilde bir kurulum yapıyorsunuz. Hemen buradan başlayalım birleştirmeye. Tripodumun bakın burada vida şeklinde bir başlığı bulunuyor. Bu şekilde bunu birbirinin içerisinde yerleştiriyorsunuz. Şöyle döndürüyorum. Bunu bu şekilde döndürüyorum. Bu parçamı buraya sıkıştırıyorum tamamen. Hemen adaptörümüzü de kısaca inceleyelim. Evet, burada da bu led ışığınızı buraya taktığınızda bu led ışığınızın hareketini sağlayabilmeniz için iç kısmında bir bilye var. Bu bilyeyi bu şekilde istediğiniz yöne döndürerek ring light'ınızı, led ışığınızı istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bu yöne çevirdiniz. Bu yönde sabit kalabilmesi için buradan bunu sıkıştırabiliyorsunuz ve ring light'ınız burada sabit bir şekilde kalıyor. Bunu şöyle bir hemen tekrardan bir gevşeteyim. Bakın burada da bir bölme bulunuyor. Bunu hemen bunun içerisine getirdiğimde yerle paralel olacak şekilde ring light'ınızı, led ışığınızı kullanabiliyorsunuz. Mesela bir ürün incelemesi yaptığınızda bunu bu şekilde kullanarak ürünlerinizi inceleyebiliyorsunuz. Bunun da olması gerçekten çok güzel olmuş. Tamam, bu kısmın kurulumu bu şekilde. Hemen led ışığımızla birleştirelim. Aynı şekilde hemen tripodum ile ring light'ımı birbirinin içerisine yerleştireceğim vidalama sistemiyle. Bu şekilde bunu da buraya sıkıştırıyorum döndürerek. Evet, bu şekilde buradaki parça sayesinde ring light'ım ile tripodumu birbirine bağlayabildim. Şöyle isterseniz buradaki parçayı gevşeteyim. Bakın bu şekilde istediğiniz yöne doğru bunu hareketlendirebiliyorsunuz. Hatta yere paralel de yapabiliyorsunuz. Şöyle ben dik bir şekilde yapacağım. Daha sonrasında bunu sıkıştırıyorum. Sert bir şekilde. Bakın bu şekilde bunu sabit tutturabiliyorsunuz ring light'ınızı. Evet, son parçamızı da takalım. Kurulum işlemimiz tamamlanacak. Bunu zaten kurulumunu yapmıştık. Bakın burada da aynı şekilde vidalama sistemiyle buradaki bölmeye bunu yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle hemen sizinle birlikte vidalama sistemiyle vidalayalım. Şöyle. Gerçekten güzel oldu. Kurulum işlemimiz bu kadardı. Kutu açılımımızı yaptık. Kurulum işlemimizi yaptık. Şimdi geniş bir açıyla bu tripodumuzu açalım. Bakalım tam olarak ne kadar bir yüksekliğe geliyor. Daha sonrasında güzel bir şekilde testlerine geçelim. Evet. Şu anda mikrofonumu kullanamayacağım. Umarım sesim size net geliyordur. Çünkü mikrofonun uzunluğu 1.5 metre. Buraya kadar yetersiz oluyor. Sizlere geniş bir açıda bu ring light'ı göstermek istedim. Şimdi isterseniz hemen bir açalım. Şöyle açıyorum. Buradaki parçaya bastırıyorum. Bu bölmeden bu şekilde tripodumuz açılıyor. Hatta en yükseğe getirmek istediğinizde ise bunu tamamen bu şekilde açmanız lazım. Sıkıştırmanız için de burada bir aparat bulunuyor. Bunu bu şekilde sıkıştırarak bu tripodunuzu burada sabitleyebiliyorsunuz. Ben hemen normal bir şekilde bir görüntü vereceğim buna. Böyle olsun isterseniz. Tamam. Buradan sıkıştırıyorum. İlk bölmemizi sıkıştırarız. Bu bölmeyi sıkıştırdım. Bakın bir parça bu şekilde. Demir şeklinde bir parçamız bu şekilde. Daha sonrasında bunu gevşetiyorum. Bunu yükseltiyorum. En sona getirdim şu anda. En sondayım. Bunu da sıkıştıracağım. En üsttekini de
Açıyorum. Bu kabeli yükseltiyorum, yükseltiyorum. Bayağı yukarı gitti. Yani boyunuzu aşıyor bu şekilde. 2.1 metre olduğu söyleniyor. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere gayet yüksek bir uzunluğa ulaştı. Yani böyle baktığınızda dünyanın en uzun insanı gibi düşünebilirsiniz bunu. 2.1 metre uzunluğunda. Bakın bu şekilde büyük bir geniş açıdan size aldığımda tripodumuz burada gayet uzun bir uzunlukta böyle tripodumuz. Yani uzunluğu konusunda derdiniz olmasın. Zaten bu kadar yüksekte çekim yaparsınız bilmiyorum ama neyse bunu tekrardan bir aşağıya indirelim. Şöyle bunu tekrardan gevşetiyorum. Yani istediğiniz yüksekliğe bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlanabilir olması gayet güzel. Şöyle tekrardan bir sıkıştırayım. Yani fiyatına göre mükemmel olmuş. Hemen size kısaca şeyden de bahsedeyim. Ürünü sipariş verme sürecinden hemen size kısaca bahsedeyim. Evet, ben bunu 20 Şubat Cumartesi günü siparişini verdim. Araya hafta sonu girmişti. Ardından cumartesiden sonra pazartesi günü kargolandı. Yani 2 gün sonra kargolandı. Daha sonrasında pazartesiden sonra da çarşamba günü, yani 24 Şubat çarşamba günü ürünüm elime ulaştırıldı. Yani sipariş vermesinden gelmesine kadar tam 4 günlük bir süre geçti. Yani çok uzun bir süre değil, çok kısa da değil. Tam ideal bir gelme süresiyle elime ulaştırıldığını söyleyebilirim. Sizler de aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten satın alabilirsiniz. Şimdi isterseniz ring light'ımızı bir çalıştıralım. Hemen şöyle adaptörümü alıyorum. Adaptörünüze takarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınız olmayabilir, bu sorun değil. Şöyle adaptörüme bunu takıyorum, şarj adaptörüme. Bunu priz olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bu üçlü prizimi de yakınlaştırayım. Hemen prizime takıyorum. Burada bir kalsın. Kumandamla bunu kontrol edebiliyorum. Açma kapamı ile direkt açıyorum. Hemen isterseniz testlerine de geçelim. Testlerini şu şekilde yapacağız. Bunu ben bir kapatayım. Bu kenarda bir kalsın. Şimdi benim normalde kullandığım ışığı sizlere hemen bir göstereyim. Şu anda kameramın arkasında. Şöyle bir getireyim. Normalde ben bu ışığı kullanıyordum. Şöyle hemen size nasıl yaptığımı anlatayım. Vantilatörün ayarını normal kullandım. Daha sonrasında bir selfie çubuğunu şu şekilde aldım. Şöyle bir selfie çubuğunun parçasını aldım. Şöyle normal, yakından size bir göstereyim. Normal bir ışık buldum. Bunu kablo yardımıyla prize doğru bir bağlantı sağladım. Burada da açma kapayabilmeniz için bir anahtar bulunuyor. Bu şekilde bantladım. Selfie çubuğunu içerisine yerleştirdim. Ayağımın olması açısından da vantilatörün ayarını kullandım. Bunu bu şekilde buraya geçirerek çekimlerimi ben bu zamana kadar bu şekilde yapıyordum. Şöyle açtığınızda böyle bir görüntü bizlere veriyordu. Şimdi bunun testlerini hem eski ışığımda hem ring light'ımda hem de ortamda ışık olmadığında bizlere nasıl bir görüntü sunduğunu sizlerle birlikte hep birlikte test ediyor olacağız. Şu anda ortamda herhangi bir ışık yok, sadece odanın ışığı bulunuyor. Bu şekilde çekim yaptığınızda görüntünüz, aydınlanmanız bu şekilde oluyor. Şimdi hemen eski ışığımı açacağım ve bakalım arasındaki fark nasıl oluyor. Hemen eski ışığımı açıyorum. Evet, eski ışığım bana bu şekilde bir görüntü veriyor. Şu anda oda ışığım açık. Eski bahsettiğim, az önce sizlere görüntüsünü verdiğim eski ışığımı açtım ve bizlere şu anda bu şekilde bir görüntüyü veriyor. Bu şekilde de yaptıktan sonra hemen isterseniz ring light'ımızın testlerine başlayalım. Bu şekilde sizler de bir kıyaslama yapmış olursunuz. Hemen hızlı bir şekilde ring light'ımızın testlerine geçmeye başlayalım. Şu anda ring light'ımız açıldı. Şu anda yani gözünüzü gerçekten acıtmıyor. Benim eski ışığım benim gözümü acıtıyordu. Çok fazla bir ışık veriyordu ve gözümü acıtıyordu. Bu gayet yumuşak bir ışık verdiğini, softbox gibi yumuşak bir ışık verdiğini söyleyebilirim. Şu anda galiba en sondayız. En son ışık seviyesindeyiz. Hemen isterseniz modlarımızı değiştirmeye başlayalım sizlerle birlikte. Beyaz ışıktayım. Beyaz ışık aslında bana mı öyle geliyor yoksa çok az ışık verdiğini düşünüyorum beyaz ışığın. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama şu anda beyaz ışıktayım. Hemen ardından sarı ışığa geçiyorum. Sarı ışık biraz daha ortama retro hava veriyor. Güzel bir ışık, yani bunu da videonuzun durumuna göre bu sarı ışığı da tercih edebilirsiniz. Hemen diğer modumuza geçelim. Daha sonrasında bakın sarı ve beyaz arasındaki karışım, yani ılık bir ışığı bizlere veriyor. Ben genellikle bu ışığı kullanacağım çünkü beyaz ışık biraz daha soluk kalıyor. Sarı ışık da duruma göre güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız da sarı ışık seçersiniz retro havasında. Ama benim video kayıtlarım genellikle bu renkte olacak. Sarı ve beyaz karışımı bir ışıkta olacak. Şu anda görüntüm bu şekilde görüyorsunuz. Kendimi şöyle bir ortaya da alayım. Evet, hemen hızlıca tekrardan bir testlerimizi yapalım. Beyaz ışık, sarı karışık, beyaz. Ilık, gün ışığı diyebiliriz bu ışığa da. Hemen gelelim parlaklığımızı da azaltalım hep birlikte. En az kısma getireceğim. Şu anda en az kısımdayım. Hiçbir etkisinin olduğunu söyleyemeyeceğim sizlere. Şu an ilk seviyedeyiz. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, on.
11 yok. 10 seviyelik bir ışığı bizlere sunuyor. Parlaklık seviyesi olarak 10 seviyelik bir ışığı bizlere sunuyor. Şimdi isterseniz şöyle bir teste de geçeyim. Mesafeye göre bakalım bizleri ne kadar aydınlatıyor. Evet, şimdi mesafeye göre bizleri nasıl aydınlattığına hep birlikte bakalım. Şu anda şöyle bir yakın mesafeye geldim. Şu anda ışığım açık değil. Hemen açıyorum. Açtığınızda sizlere böyle bir görüntü veriyor yakın mesafede. Hemen yakın mesafede modlarımızın nasıl bizi aydınlattığına da hep birlikte bakalım. Beyaz ışık da sizlere bu şekilde bir görüntüyü veriyor. Sarı ışık bu şekilde. Ardından gün ışığı. Sarı, ben buna direkt gün ışığı diyeceğim. Sarı beyaz karışık demeyeyim de. Hemen gün ışığında ise bu şekilde bir görüntüyü sizlere veriyor. İsterseniz daha açıklayıcı olması açısından beyaz ışığa tekrardan geliyorum. Beyaz ışığın seviyelerine hep birlikte bakalım. En düşük seviyeye getiriyorum. Şu anda beyaz ışıkta en az ışıktayım. Seviye 1. Biraz da artırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bu şekilde beyaz ışıkta böyle bir görüntüyü bizlere veriyor. Hepsini size göstermek istiyorum. Bu ürünü almayı düşünenlerin aklında soru bırakmak istemiyorum. Şöyle sarı ışığa geliyorum. Sarı ışıkta en düşüğe getireceğim. En düşükteyim seviye 1. Sarı ışıktayım seviye 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'e mi geldi az önce ya? Bir dakika. Şu anda sarı ışık seviye 1, seviye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'i gördük sanki ya. Az önce ben 10 seviye olduğunu söyledim de. 10'dan 11'e çok az yükseltiyor. Ben fark edememiştim. Şu anda sarı ışıkta 11 seviyelik bir parlaklığı gördüm. Hemen gün ışığımıza geçelim. Seviye 1'deyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben gün ışığında 10 seviye vardı. Beyaz ışıkta da 10 seviye var ama sarı ışıkta 11 seviyeyi ben gördüm. Biraz burada farklılık ortaya çıkmış. Şu anda gün ışığındayım. Yakın mesafede görüntüm bu şekilde. En son seviyedeyim. Bundan sonraki mesafelerimde de en son seviyeyi alacağım. Şu anda en son seviyedeyim. Mesafem bu şekilde. Modlarımı değiştiriyorum. Beyaz ışık, sarı ışık, gün ışığı. Biraz daha uzaklaşacağım. Biraz geriye geliyorum. Bu mesafede çekim yaptığınızda, mesela bu mesafede çekim yaptığınızda beyaz ışık sizlere bu şekilde bir görüntü veriyor. Sarı ışık bu şekilde. Gün ışığı da bu şekilde sizlere bir görüntüyü sunuyor. Ortamda ışık olmadığında da bu şekilde oluyor. Işık olduğunda bu şekilde sarı ışık. Biraz daha uzaklaşacağım bu mesafeden. Şöyle bu mesafeye geldiğim, mesela bu mesafede çekim yapıyor olabilirsiniz. Bu mesafede çekim yaptığınızda ışıksız bir şekilde sadece odadaki ışığımla bu şekilde bir görüntüyü bizlere veriyor. Işığımı açıyorum. Gün ışığında modumu değiştiriyorum. Beyaz ışık. Şu anda beyaz ışıktayım. Daha sonrasında sarı ışığa geldim. Daha sonrasında da gün ışığı, yani sarı ve beyaz ışık karışık bir şekilde bizlere bu şekilde bir görüntüyü sunuyor. En uzak mesafeye gitmeye çalışacağım. Şu mesafede de kumandaya yetişmek zor oluyor ama şöyle. Mikrofonumun yetebileceği en uzak mesafeye geldim. Işığımı kapatıyorum. Normalde ışıksız bir çekim yaptığınızda çok güzel bir görüntüyü sizlere sunmuyor. Şayet bu ring light'ı aldığınızda ışığımı açıyorum. Gün ışığındayım. Bu şekilde sizlere bir görüntüyü sunuyor. Modumu değiştiriyorum. Beyaz ışıktayım şu anda. Daha sonrasında sarı ışığa geçtim. Daha sonrasında da gün ışığına geçtim. Bu mesafede de bu şekilde görüntüyü bizlere sunuyor. Burada artık tercih size kalmış. Siz bu görüntüye bakarak kendi kararınızı vererek bu ring light'ı alabilirsiniz. Yani YouTube'a yeni başlayanlar için bu ışık bence ideal bir ışık. Şöyle bir avantajı da var zaten. Herhangi bir parçayla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ayrı bir tripod almayla, ayrı bir led ışık almakla uğraşmıyorsunuz. İkisinin birleşimi bizlere bir ring light yapmışlar. Güzel olmuş. Fiyatı da gayet uygun. YouTube'a yeni başlıyorsanız da bu uygun bir fiyata bu led ışığı alabilirsiniz. Bu ring light'ı alabilirsiniz. Evet, umarım incelememi beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere bu ring light'ı anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Unuttuğum herhangi bir şey olmamıştır. Şayet unuttuğum bir şey olabilir, kaçırdığım bir şey olabilir, bu ring light ile ilgili aklınıza takılan bir şeyler olabilir, sormak istediğiniz bir şey olabilir, bana sorabilirsiniz. Aşağıdan yorumlar kısmında bunları bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlerin yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum. İncelememiz bu kadardı. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. İnceleme videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek istiyorsanız da ya da inceleme videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da yapmanız gereken işlem çok basit. Aşağıdan YouTube kanalıma abone oluyorsunuz ve ardından bildirimleri aktif ediyorsunuz. Bu şekilde attığım her yeni videodan anlık olarak haberdar olabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki güzel videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.